Eko Gündem, Green Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Her salı olduğu gibi Eko Gündem programında yine gündem olan güncel ekonomik, kamu maliyesi, dünyadaki ekonomik, global gelişen ve finans piyasasını buralardan dilimizin döndüğünce sizlere aydınlatma açısından burada programımızı yapmaya başlıyoruz. Bu akşamki konuğumuz ilk defa bir üreticiyi ağırlamak istedik. Gerçekten genç bir girişimci. Kutay Şener bizimle birlikte. Fresh Farm direktörü. Nedir Fresh Farm? Mantar üreticisi. Bunun ülkeye ne kadar katma değeri yaratar pozisyonunu irdeleyeceğiz. Ekonominin içerisindeki yaşamış olduğu zorlukları dile getireceğiz. Bizi buralardan izleyen sevgili yöneticilerimiz olsun, abilerimiz olsun, bu konularda ne gibi önlemler alınabilir gibi bu programı bu şekilde işleyip bir üreticimizin yaşamış olduğu sıkıntıların ne şekilde aşılabilmesi noktasında önerilerini de dinleyeceğiz Kutay arkadaşımızdan. Ama Kutay'a dönmeden evvel yaşanan bir haftalık süreci değerlendirelim. Biliyorsunuz hayat pahalılığı, yani diğer bir ifadeyle enflasyon açıklandı İstatistik Kurumu tarafından. %5,52 oranında Kasım ayı enflasyonu gerçekleşti. 11 aylık enflasyon ise %26,86 olarak açıklandı. Tabii ki piyasada %26,86'lık hayat pahalılığının gerçeği yansıtmadığı vurgusu gerek sendikalardan, gerek sivil toplum örgütlerinden, gerekse vatandaştan bir varyansın her zaman olduğu gibi bu dönemde de oldu. Gerçekten de marketlere ben de bir tüketici olarak gittiğimde veya herhangi bir ürünü almaya gittiğimde inanılmaz fiyatlara ulaştığını gözlemliyorum. Bunun da en büyük unsurunun tabii ki önümüzdeki süreçlerde de bu enflasyonun daha da artabileceğini ben gözlemliyorum. Oradaki istatistik kurumundaki sevgili arkadaşlarımız da canla başla mutlaka doğru neyse veriler, o çerçevede bu hayat pahalılığını çıkardığını da ben biliyorum. Sonuçta yan kuruluş, ben devlet planlama örgütünde çalışan bir müdür olarak, onlar da yan kuruluş. Dolayısıyla o veriler ışığında hazırladıklarını, bilimsel olarak hazırladıklarını biliyorum. Dediğim gibi enflasyon %26,86 11 ayın sonunda, %5,52'lik bir dilim ile Kasım ayında hayat pahalılığı açıklandı. Fakat gelinen Kasım ayında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın ve ekonomi yönetiminin vermiş olduğu bir karar neticesinde, nedir bu karar? İhracatın desteklenerek, ülkede ihracatın önünün açılarak bir şekilde kredi olarak verilen faiz hatlarının aşağıya çekilerek, ülkedeki yatırımın desteklenerek, ihracatçının önü açılarak, ülkeye döviz girdisi yol haritasını çizerek Türkiye Cumhuriyeti yeni bir ekonomik vizyona girdi. Yeni bir ekonomik yol haritası çizdi kendisine. Bu çerçevede dövizlerin işte %100 bas, sonra 200 bas düşürülmesi, sonra Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan Bey'in çeşitli faize karşı söylemleri neticesinde bir aylık süreçte dövizde inanılmaz derecede %40'lara varan, bir ayda %40'lara varan Türk lirasının değer kaybettiğini dövize karşı gözlemledik. Hala inanılmaz bir pozisyonda döviz piyasasında iniş ve çıkış devam ediyor. Nereye varır, nereye evrimleşir diye bakacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti dediğim gibi bir ekonomik yol haritası çizdi. Artık ihracatın önüne açılması için düşük faiz desteğiyle birlikte üreticinin önü açılacağı ve ülkeye katma değer yaratılacağı düşüncesiyle böyle bir yol haritasına tercih etti Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yöneticilerimiz. Bu çerçevede de
faiz hatlarının geriye gidilmesiyle birlikte bir şekilde dövize olan talep otomatikman hızlı bir şekilde arttı. Çünkü biliyorsunuz her zaman söylediğimiz bir unsur var. Hiçbir ülkede bir enflasyonun altında mevcut yerel para birimi bir enflasyonun altında getirisi olamaz. Olmaz. Yani bunu ekonomik bilimsel bir veri bunun cevabını veremez. Düşünün %26.86 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 aylık enflasyon. Fakat faiz hatlarına baktığımda ben %14-15. Yani siz yatırdığınızda mevduatınıza Türk lirasından cinsinden bir parayı %15-16 gibi bir getiri yılın sonunda veya 11 ayın sonunda bir getiri alıyorsunuz. Fakat enflasyon %26.86. Yaklaşık %12'lik bir kaybınız var. Ki bu yıl sonu itibariyle belki de %30'u görecek rakamlar bize onu işaret ediyor diye gözlemliyorum. Umut ediyorum ki çok daha aşağıda kalsın. Kötü senaryoda çizmek istemiyorum. Dövizin durumunun ne olacağı vurgusu program öncesinde çeşitli arkadaşlar da veya sosyal medya üzerinden de ben devamlı bu konuyla ilgili de görüşlerimi bildirdiğim için bana görüş sordular. Oynaklık devam edeceğini hissedebiliyorum. 16 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı mümkün. Bu çerçevede eğer faiz indirimi olursa piyasanın reaksiyonu mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama gönül ister ki bizim ithalata bağımlı olduğumuz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iğneden ipliğe inanın ki bütün piyasa inanılmaz derecede dövizin yaratmış olduğu yıkıcı süreç hızla başladı. Piyasaya sirayet etti. Fiyatlar gerçekten ister istemez katlanarak arttı. Buna mukabil biliyorsunuz akaryakıt da döviz cinsinden olduğu için, dolar cinsinden olduğu için yani bunu hükümetin elindeydi de bir sihirli değnek vardı hükümetin elinde de isterdi yapmasın zam da işte zorunlu kaldı. Yok öyle bir şey. Dolar cinsinden, dünya borsasında geçen kur üzerinden biliyorsunuz ham petrol Kasım başında 80 dolardı. Şimdilerde 75 dolar. Fakat dolar bir ayda %40 arttı. Nasıl, hangi hükümet buna zam yapmayacak? Bir aylık zam ise akaryakıta yine doların cinsinden %40 artış olmasına rağmen %11-13 oranında bir akaryakıta zam yapıldı. Gönül ister, hangi hükümet ister ki seçime gidecek ve zam yapsın? Eldeki imkanlar kullanılarak minimum çerçevede zam yapılmış. Ha buna karşılık diyeceksiniz ki ya bizim gelirlerimiz sabit, hatta farklı söylemler de var. Şimdi şu anda Euro'ya geçelim ve bu süreçten geçelim, çıkalım bu dar boğazdan gibi. Euro'ya geçmek çok da bizim siyasi politik konumumuz gereği veya yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti'nden ikili ilişkiler dolayısıyla Euro'ya geçmemiz bence tamamen bir ütopik hayal ürünü gibi bir şey. Ama biz gelirlerimizi bunu döviz cinsinden nasıl ki girdiler, hızlı bir şekilde gider bacağı döviz cinsinden oluştuysa ki oluşuyor, rakamlar ona sirayet ediyor. Yani döviz arttığı müddetçe her türlü emtia, her türlü gıda ürünleri ondan nasibini alabiliyorsa gelirleri de bunu bütün sivil toplum örgütleriyle paydaş olan tüm sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek yeni hükümet bence bunu üzerine gidecektir diye düşünüyorum. Ülke seçime gidiyor. Tabii ki vatandaşın derdi her zaman söylüyoruz. Seçim değil aslında geçim derdi. Çünkü pandemi büyük bir yıkıcı etki hem dünyada hem de ülkemizde yarattı. Fakat dövizin etkisi bence pandemiyi 3'e 4'e katladı. Yani ülkemizde dövizin yaratmış olduğu yıkıcı etki %4'e katladı. Bunu ve bu sıkıntı devam ediyor. Çünkü dövizin artmasıyla birlikte tedarik zinciri de aslında bozuldu. Nereye varacak diye bakacak olursak sıkıntılı bir süreç var. Her zaman söylediğimiz bir unsur var.
2020 pandemiyle birlikte ekonomik şartların zorun başlangıcıydı. 2021 zordu. 2021 çok daha zor olacak vurgusunu her programda yapıyorum. Maalesef 2022 çok daha zor olacak diye düşünüyorum. Ayşem Hocam'a dönelim. Finansal piyasada neler oluyor Ayşem Hocam ki 8.35'leri gören sterlin bugün itibarından 8'in altına düştü. Nedir bu iniş çıkışın sebebi, yoksa işte bu sağlık noktasında biliyorsun bugün de açıklanan rakamlar var ülkemizde. 324 vaka var. 3 de istenmeyen vefat var. Ama olumlu bir yön daha var. Kendi ülkemiz için söyleyelim. Bir ayda 120 bin aşı yapılmış. Yani son derece önemli. Sayın Ali Pilli Bey'in açıkladığı. İnşallah gönül ister ki daha fazla aşılansın ve bu sorun minimize edilsin. Peki ne oluyor? İsterlin 8.35 dediniz. Ben ne zaman 8.35? 18.35 aman. 18.35'i gördü. Artık eskiden 8.35 derdik. Yani 6 ay evvel konuştuğumuzda rakamları 8.35'ti aslında. Evet. Hala daha ben orada kaldım. 18.35 oldu. Evet. Ve 18'in altına düştü. Evet. Ne oluyor finans piyasasında ki bu düşüş sağlandı? Evet, ben de öncelikle konuğumuz Sayın Sami Kutay Şener, hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ülkemizdeki girişimciler bizler için çok değerli. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Konuğumuza geçmeden önce, evet, finans piyasalarını kısaca bir değerlendirelim ve önemli gelişmeler okudum ben bugün. 2022'nin ilk çeyreğinde dolar ne olabilir diye açıklamalarda bulundular. Hatta 2022'nin sonuna doğru da ne olabilir diye bir araştırmalar yapılmış. Ve dün yükseliş eğiliminde başlayan, hareket eden dolar TL günü önceki kapanışın %0.7 üzerinde tamamlamıştı ve 13.80'de tamamlamıştı. Fakat bugün güne Türk lirası hafif de olsa değer kazancıyla başladı ve dolar TL önce yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibariyle kapanış önceki kapanış seviyesine göre %0.9 azalışla önce 13.67'ye, daha sonra gün sonunda ise 13.48 lira seviyesine kadar geriledi ve euro TL ise bugün sabah %0.74 değer kaybederek 15.47'den gün sonunda 15.18'e kadar geriledi. Sterlin ise 18 TL'nin altında 17.87'ye kadar gerileyip günü tamamladı. Bu gelişmelerin şu anda piyasaların dingin olmasından, herhangi bir hareketlilik olmamasından, dediğimiz gibi haftaya 16 Aralık'ta açıklanacak olan bir Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunun sonrasında dövizin de yönü değişecek. Fakat analistlerin görüşü, yeni tip koronavirüs salgınında omikron varyantına ilişkin endişelerin azaldığını ve omikron varyantının küresel risk algısını düşürdüğünü ifade ediyorlar. Bunlar döviz kurları üzerinde etkili oldu bu hafta. Ve aynı zamanda dediğim gibi Alman Bankası Commerzbank 2022'nin ilk çeyreği için TL-dolar paritesi öngörüsünü 11 seviyesinden 15 seviyesine yükseltti. Banka 2023 yıl sonunun tahmininde hatta 10 lira seviyesinden 16 lira seviyesine çıkardı. Bu Commerzbank analisti Talha Gosa yayınladığı değerlendirmede Türk politika yapıcıların enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını düşürme politikasına devam edeceklerini ve bu yönde vazgeçeceklerine hiçbir işaret olmadığını vurguladı. Ve bunun da etkilerinin devam edeceğini, yani bu faiz konusundaki kararlı duruşlarının kurlar üzerinde devam edeceklerini öngörüyorlar. Ve aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Ve bu oranlarda ise altın öne çıktı. Ve reel getiri oranında yatırım aracı olarak en çok kazandıran yatırım aracı %15.93 ile külçe altın olduğunu vurguladı. Ülkemizde de
görülen akaryakıtta 1 TL'yi aşan bir zam var. Ve hükümetin yıl içerisindeki işte fiyat istikrar fonu yönetimi bütün müdahale enstrümanlarının tükendiğini gösteriyor. Döviz de belirleyici unsurlardan biridir dediğiniz gibi mazot konu, akaryakıt konusunda. Ve bu zamlar da pek çok mal ve hizmetin fiyatına da yansıyacak gibi gözüküyor. Yani bunlar dolaylı olarak. Ben de konumuza bu kadar zamlar, işte akaryakıt, döviz krizi. Ayşem Hocam, konumuza geçmeden hemen bunu biraz irdeleyelim istiyorum. Soruyu Kutay arkadaşıma geçeceğim, yani söz vereceğim ama Türkiye orta vadeli plan programını açıklarken 2021'de dolar kurunu 8.30, 2022'de bir program açıklıyor, orta vadeli program. Resmi 8.30. Gazetede 8.30 2021'de, 2022'de daha gelmedik 9.27, 2023'te 9.77, 2024'te de 10.27 olacağını resmi gazetede de yayınlıyor. Orta vadeli plan çerçevesinde dolar kurunu bu şekilde alıyor. Fakat bakıyoruz dolar 13.5 civarına 2021'de geliyor. Nasıl yorumlarsın bir finansçı olarak? Yani bu kararlar ne zaman açıklanmıştır? Bu işte her Eylül ayında orta vadeli planı çıkar, ona göre bütçesini hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti o çerçevede plan program çerçevesinde stratejik hedefler doğrultusunda bütçesini hazırlar. O plan program dediğim gibi resmi gazetede yayınlandı ve bu rakamlara göre açıklandı. Bu rakamları tabii ki bu plan işte dedik ya bir yol haritası çizdi Türkiye Cumhuriyeti. Sen nasıl yorumluyorsun bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çizmiş olduğu yol haritasını? Yani şu anda faiz politikasından kaynaklı değişti bu rakamlar. Evet. Yani evet, kendilerinin öngörüleri var tabii ki ama bu yeni işte istihdamı artırmak, faiz oranları üzerindeki evet faizi düşürmeyeceğiz yönündeki politikalarının yansımalardır şu andaki dövizdeki durum. Yani bundan dolayı o rakamlarla bu rakamlar hatta birbirini tutmuyor. Hatta ilginç bir bilgi daha verelim. Bu orta vadeli plana göre enflasyon verilerine baktığımızda TÜFE, Tüketici Fiyatlar Endeksinde 2021'de %8 öngörmüşler. Yani yıl sonu gerçekleşecek olan hayat pahalı 2021'de %8, 2022'de %6 gibi. Fakat 11 ayın sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nde %21.31 bir hayat pahalı gerçekleşti. Bu verilerden inanılmaz derecede şaşma var diye de buradan vurgulamak istediğim bir bilgiydi bu. Evet. Dönelim Kutay arkadaşımıza. Siz bir üretici olarak, evet bahsediyor Levent Hocam da, işte döviz krizimiz var. Evet. Maalesef. Zaten pandemi krizi devam ediyor. Levent zamlar Bey, devam ediyor. Levent Bey 8.30 deyince ben de heyecanlandım. Bir an heyecanlandım dedim. Acaba haberim olmadan düştü mü? İnan ki hala da akıllarda sirayet eden o rakamlar aslında. Çünkü hiç kimse sanırım her bir birey, bu coğrafyada yaşayan her bir birey 18.30'u isterinin göreceğini hayal edemezdi. Evet. Düşünün siz 11 ayda %80 dövizde TL'nin değer kaybı var veya dövizin diğer bir söylemiyle dövizin TL karşısında değeri var. Artış hızı var. Korkunç bir rakam aslında. Evet. Ve siz de bir üreticisiniz. Ayşem Hocam'ın dediği gibi ve mantar üreticisiniz. Nedir Fresh Farm? İlk önce onu anladım bize. Ne amaç için kuruldu? Evet. Hangi yılda kuruldu? Nedir murat ettiğiniz Fresh Farm olarak? Bundan 4 yıl önce üniversite eğitimim bittikten sonra bir şey üretmek istiyordum. Yani üretime karşı hep bir merakım vardı. Hep üretmek istediğim, ya bir sürekli üniversitede de hep bir şeyler üretmek istiyordum yani. Hep aklımda bir şeyler vardı. Girişimci ruhumuz vardı yani. Evet, yani üretime karşı bir sevgim vardı. Sizin de bileceğiniz çok sevilen bir iş adamı rahmetli Nurlar içinde yazsın, Tekin Köse. Evet. Tekin abimin yatırım... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tekin abimizin yatırımıyla ona açıkladım projemi, şeyimi. Nasıl bir işleyiş olacağını. O da sağ olsun yatırım yaptı. Onun da yatırımıyla Fresh Farm'ı 2018'de kurduk. Evet. İlk mantar üretmeye başladık. Nerede üretiyorsunuz? Alayköy'de.
Nedir mantarın çeşitleri? İlk başta sadece istiridye mantarı, kayın mantarı dediğimiz mantarla başladık. Fakat şu an 3 çeşit mantarımız var. Kestane, normal beyaz mantarlardan ve istiridye mantarı olarak. Şu anda eğer pandemi girmeseydi, geçen sene olmasaydı Çinli lokantalarına hitap edecek shiitake mantarları var. Onları da üretmeyi istiyorduk. Onları da üretecektik. Pandemi öncesinde, mesela pandemi etkiledi diye programın öncesinde de söyledik. Evet. Her programda da söylüyoruz. Üretici de etkiledi. Pandemi öncesinde böyle bir veri verebilir miyim? İşte sizin ürettiğiniz aylık veya günlük. Şöyle bu kadar üretildiğiniz, pandemi girince bu oldu, döviz artınca bu oldu gibi böyle bir şey yapabilir miyim? Şöyle söyleyebilirim. Pandemiden önceyle pandemi zamanı, o tam kapanmaların olduğu zaman Mart ayından ilk böyle kapanmalar başladı. O yıl, yani geçen sene açık söyleyeyim, hiçbir şey hissetmedik. Yani hiçbir şey hissetmedik. Hatta satışlar kapanma zamanları daha da artıyordu. Grafikler yukarıya gidiyordu. Gıda tüketimi fazla oldu. Evet, herkes evlere kapandığı için zannedersem daha çok bir gıdaya yönelim vardı. Hiç hissetmedik. Yani o zamanki... Pandemi etkilemedi yani sizi. O dönem hiç etkilemedi. Hele kapanmaların olduğu zaman ya biz şaşkınlıkla bütün sektörler kapanmış, bütün sektörler durmuşken biz bütün çalışanlar içeride odaların içinde harrur harrur mantar kesip mantar satıyorduk. Marketlere satış yapıyordunuz? Evet, sadece marketler, oteller kapanmıştı. Hiçbir otele... Yani pandemi sizi olumsuz etkilemedi aslında. O dönem etkilemedi. Gıda sektörünün. Demek ki bunu bir genelleme de yapabiliriz aslında. Evet. Gıda sektörünü etkilemedi. Evet, gıda sektörü. Yani o dönem şöyle, ya ben başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Markette bir kişi gördüm. Tek bir kişi 4 kilo mantar almıştı. Ya dedim, ben aklımdan sordum yani. Dedim 4 kilo mantar, dedim şey, restoranınız mı var? Yok dedi ya, kapanacağız ya dedi. Evde dedi işte stok yapıyoruz. Yiyoruz dedi yani. Hiç, o yüzden hiç hissetmedik yani bundan. Peki, dolayı. Döviz? İşte şu an o zamandan bu zamana geldiğim zaman, bu yıla geçtiğim zaman, hele bu son faizdeki o indirimlerden, faizdeki kararlardan sonra dövizdeki bu şekilde artış inanılmaz derecede canımızı yaktı. Yani canımızı... Hangi alanlarda sizi etkiledi? Şöyle söyleyeyim. Ben geçen gün, iki gün önce bir ham maddelere gelen zamları, genel ortalamalarını bir çıkarttım. Hani ne kadar zam yemişiz? Döviz. Çünkü şimdi mesela bir mantarcının ham maddesi, asıl ham maddesi nedir? Samandır. Saman dediğinizde baktığınızda TL, TL'den satılması lazım. Fakat öyle değil. Mazot döviz üstünden, dolar üstünden. Tohum dolar üstünden, döviz üstünden. Gübre dövizden. Ve bu döviz yükseldiği zaman otomatik samanın fiyatı da yükseliyor. Samanın fiyatı yükseldiği zaman bizim onu işleme maliyetlerimiz artıyor. Doğal olarak bizim de birçok döviz girdiğimiz, üretimde girdiğimiz var. Ve günün sonunda bu halka yansıyor. Bu özellikle 2 aydır %66'ya yakın ham madde bazında zam yemişiz. Büyük rakam. Korkunç bir rakam. Yani peki o, benim gene döneceğim oraya. Pandemide üretim anında bir sekteye uğramadınız. Yani sıkıntıya uğramadınız. Peki dövizin bu şekilde oynamasıyla birlikte işte 10 kapasite üretirdiğiniz ne kadar kırıldı? Onu işte şimdi şu ana kadar hiç yapmadık onu. Dediğiniz küçülmeyi. Fakat ben 2 haftadır bir gidişata bakıyorum ve gerçekten galiba küçülmek gerekiyor. Yani çünkü şundan kaynaklı, ben örnekle 10 liraya mantar ürettim ve 11 liraya sattım. 1 TL benim karım vardı. Kiloda. Şu an yediğimiz zamlarla, karşılaştığımız zamlarla, ki o zamları yapan nakliyecisinden işte tohumcusundan, yani bunlara da bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü onlar da zaten döviz. Yani nakliyeci mazotunu, sonuçta mazot artıyor döviz arttığı için. Ona da bir şey diyemiyorsunuz. Bu günün sonunda bu 10 liraya mal ettiğim ürün bana 16,5 liraya gelmiş olacak. 16 liraya gelmiş olacak. Evet. Ve 66 inan. Evet. 16 liraya mal edeceğim. Hadi ben 17 liraya sattım. Yine 1 lira kar etmek isteyeyim. 17 liraya sattım. Fakat bu aradaki o 6 lira, 5 liralık fark var ya, 16 liraya kadar 6 liralık fark var ya, o 6 liraya benim ekstra bir sermaye koymam lazım içeri ki
o sistemin devamlılığını sağlayabileyim. Eğer o sermayeyi ekstradan... Bunun bu sefer tüketiciye yansıtacak. Evet. Yansıtacaksınız ama bu da enflasyon oluşturuyor. Yani şimdi korkunç bir zam furyası oluyor. Yani ta samancıdan başlıyor furyanın başı. Hı. Tüketici de bitiyor. O arada korkunç bir şey var. Zincirleme ilerliyor. Aynen ve bunun şeyini en son tüketici çekiyor. Doğal olarak o 4-5 kilo alan geçen sene gördüğüm kişi... Şimdi emekli bir amcamızı gördüm. Geçen gün mantarda 3 adet almış. 3 adet mantar. Yani alım güçleri düştü insanların. Şu an satışlar düşüyor. Bunun sonunda ekstradan sen sermaye koyup içine tekrardan yani karı vesaire geçtim. Ekstradan sermaye koyup o arada yediğin zamı hani sırf üretim devam etsin diye yapıp bir de günün sonunda onu satamazsan ki en korkulan senaryo odur bence yani. Ürettim ve elinde kaldı senaryosu. O zaman işte... Zamanlı çünkü sizin mantar. Evet yani 3 gün vaktiniz var. Tabii bir çıktıktan sonra. Bir de baktığımızda yani işte bilinen bir gerçek. Bunu da hiç saklamayalım bizi izleyen sevgili seyircilerimizden. Akaryakıt zamlanmasına rağmen ki bizim burada elektrik, enerji, üretim maliyetlerimizin çoğu akaryakıta endeksli. Akaryakıt zamlanmasına rağmen işte ülkede biliyoruz hepsimiz de bunu zaten gündemde seçim var. Seçimden dolayı akaryakıttan gelen zam elektrik enerji piyasalarına da yansımadı. Yarın bu elektrik enerji piyasalarına yansıdığında sizin gibi üreticiler daha da olumsuz etkilenir. Çok olumsuz etkilenecek. Bizim çünkü mantarcılık sektörü tamamen iklimlendirme üstüne kurulu. Yani kapalı bir sistem düşünün. Kapalı bir sistem içerisinde o kısmı iklimlendirerek yani mantara ne zaman çıkacağını, ne zaman uykuda kalmasını söyleyerek ki bunu da iklimlendirmeyle yapıyorsunuz. İçerideki nemlendirme, fanlar, klimalar, klima dediğim büyük klimalar ama öyle küçük ev tipi klimalar değil. Bunların hepsi inanılmaz bir sarfiyat yani inanılmaz bir enerji sarfiyatı yapıyor. Bu dediğiniz gibi şimdi günün sonunda enerji maliyetleri de artacak ve bu da ekstradan o karşılaştığımız %66'nın içerisine daha bu enerji maliyetleri girmedi. Bir de onlar da eklenecek şimdi. Tabii. Yani o yüzden diyoruz yani 2022 evet. Çok daha zor. Çok daha zor. Zor yani olacak. Biz şeye kapandığında ya bütün ada kapandığında kimse sokaklar bomboşken sadece biz yolda ben gidiyordum. O gün bile yolda kimse yoktu. Sadece ben üretici izni almıştım. Onunla gidiyordum tesise. O dönemde bile üretici etkilenmedi. O dönemde bile biz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yani şu an ben onu düşünüyorum. Hani bu arttırımı tamam. Hani sermayeyi kendimiz koyduk, büyüttük. O zamları karşılayabilmek için. Ama bunun sonu yok yani. Bir bakıyoruz 13 olmuş, bir bakıyoruz peki, 15 olacak. Peki tüketiciye siz sıra yani yansıttınız mı bu gelen fiyatlarda %66? Ya şöyle söyleyeyim. %66 ile karşılaştım. %10 yansıttım. %10. Evet. Yani ne kadar yani dayanabileceksiniz? Buna dayan, evet, aynı öyle. Yani buna şu an için dayanmak imkansız. Yani çünkü insanlar da alamaz. %10'luk bir artış yaptığımda satışlar neredeyse %30 düştü. Çok ciddi bir rakam yani. Satışlar bir anda %30 düştü. %10'luk zam. Ama insanlar haklı ya. Yani. İnsanlara gidip de bir şey de diyemezsin. Hani neden tüketiyor? Çünkü alım gücü yok. Yani gidip baktığınızda markette mantarın fiyatına, ama sadece mantar için değil aslında. Bütün gıdalar için öyle. Yani biz eşimle iki kişiyiz. Çocuğumuz da yok. Evet. Ya yani iki kişi nasıl bir alışveriş yapıp da ya markette geçen gün ben şoka acaba dedim hani şeyler mi karıştı? Bizden önce geçenleri de mi bize yansıttılar diye düşündüm. Öyle bir hesap geldi ve bunun içinde hiç etimiz tabii, ya da başka bir şeyimiz de yoktu yani. Sanırım bu gıda ya da market zincirlerinin en büyük yansıması da akaryakıta gelen zam. Çünkü bunların taşımacılık ücretleri otomatikman o ürünün üzerine biniyor. Evet. Yani satılan o ürünün üzerine biniyor. Ayrıca bizim kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu süreçlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal ettiğimiz her ürün de bize Türkiye Cumhuriyeti export uyguluyor. Yani ihracatçı mantığını gidiyor. Yani Avrupa'ya evet. Sattığı gibi dolar cinsinden faturalandırıyor ve bu da otomatikman bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki fiyatların daha da yüksek seyretmesine sebep veriyor.
Fakat geçen hafta Sayın Sunat Atun'un bir girişimi olmuştu. Gönül ister ki olumlu olsun. Nasıl ki iş piyasaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç piyasada işte Anadolu'nun ne bileyim ben Eskişehir'de nasıl bir fiyat uygulanırsa, nasıl bir fiyat politikası uygulanırsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Türk lirası cinsinden uygulansın diye bir girişimi vardı. Gönül ister ki bu olumlu olsun ve piyasa bu dolardan veya dövizden yaşanan sıkıntının minimize olmasını. Evet, hasar tamamen giderilemez. Ama. Çünkü zaten hani dövize bir bağımlılık var. Fakat hani minimize etmek buradaki en yol olacaktır. Herkesi koruyacak yol olacaktır. Şimdi günümüzün bir önemli konusu var. Bu dediğiniz gibi işte girdi maliyetleri evet. Hep döviz cinsinden. Fakat gelirimiz satışlarınız TL cinsinden. Evet. Yani etiketlerde TL evet. Fakat sizin bütün her maliyetleriniz şey döviz cinsinden. Şimdi çok konuşulan bir konu var. İşte Kıbrıs lirasından Türk lirasına geçtik. Biz Türk lirasından da Euro'ya geçebilir miyiz? Yani sizce bir üretici olarak sizce biz Euro'ya geçebilir miyiz? Yani veya geçmeli miyiz? Yani Euro'ya geçtiğimiz zaman ben şimdi hani bir üretici olarak benim kendi şeylerime baktığım zaman kendi maliyetlerime en azından stabil olacak. Yani kesinlikle. Yani bunu şeyde savunuyor musunuz bir üretici olarak? Yani şöyle şimdi aldığımız her şey Euro. Dolar. Eğer para birimi olarak Euro'ya geçtiğiniz zaman hiç de şunun şeyi olur güvencesi. Bilirsiniz ki aldınız. Ne ödeyeceğinizi bilirsiniz. Neye satabileceğinizi bilirsiniz. Ve her şey daha net olur. Öbür peki, türlü... mantar üretimini de biraz bize özetle. Nedir yani nasıl üretilir bu mantar? Yani belki bizim ekonomiyle ilişkili değil ama bu üretim ağını da böyle kısa bir özetlersen bize. Her şey işte ham maddeyi alıyoruz. Ham madde dediğimiz samanlar. Nereden geliyor? Normalde adada yerli olarak da yapıyorduk bu kompostlama deniyor buna. Fakat burada maliyetler, enerji maliyeti, işçilik maliyetleri çok fazla olduğu için şu an Türkiye'de hazır olarak alıyoruz, ekilmiş olarak. Fakat istiridye mantarını tamamen kendimiz yapıyoruz. Onun da kompostunu. İçeriğini, her şeyin o tamamen burada üretiliyor. Fakat öbür beyaz kültür mantarında fermentasyon tabi tutulduğu için yani bir çürümeye tabi tutulduğu için o saman biraz işçilik ve enerji sarfiyatı var. Ondan dolayı Türkiye'de almak şu an için daha makul. Alıyoruz. Tohumu? O ekilmiş geliyor zaten. Ha, ekilmiş geliyor. Aynen. Öbür istiridye olanlar, o yaprak şeklinde olanlar onların tohumunu da biz burada hazırlayıp ekiyoruz. Yaklaşık 15 ile 20 gün arasında bir kuluçka süresi oluyor. Uykuda kalıyorlar. Ondan sonra çeşitli evreleri var. O evreleri tamamladıktan sonra mantar oluşuyor. Güney'e satışımız var mı? Güney'e kesin. Güney'e yeşil hat üstünden biz birkaç girişim yaptık. Önemli bir konu aslında bu. Evet. Yeşil hat tüzüğünden birkaç girişim yaptık. O girişimler biraz hüsranla sonuçlandı. Şundan dolayı şimdi biz burada ürettik. Tabii baktığınız zaman işçilik vesaire daha ucuza geliyor burada. Fakat aracılar o kadar çok giriyor ki orada araya. O kadar çok komisyon yeniyor ki günün sonunda bizim mantar o tarafa gitti ve daha pahalı mı oldu? Daha pahalı oldu. Yani oraya vardığında mı pahalılaştı? Evet, oraya. Çünkü mesela burada bir tane aracıya veriyorsunuz ki hani o aradaki ticareti sağlasın oradaki başka bir tüccar ya da toptancıyla. O başka bir ara toptancıya veriyor. O markete veriyor. En son markete ulaşana kadar zaten o ürün, ya yani bizim buradan gönderdiğimiz ürün daha pahalı oluyor. Orada üretilenden daha pahalıya gelmiş oluyor. Ya yani onda aslında bizim de hatamız var. Mesela ben direkt orada bir pazar arayışına da girebilirdim. Fakat bu dediğim pandemiden 4 ay önceydi bu girişim. Sonra araya zaten pandemi girdi. Hiç yani onunla uğraşabilecek bir şeyimiz de kalmadı. Buradaki aslında biraz uzmanlaşma ister bu konu. Evet. Talep pazarlama var mı? Talep. Talep tabii ya. Yani kesinlikle var. Güney tarafta çok güzel de tesisler var. Mantar üretim tesisleri. Bildiğim iki tane çok güzel tesis var orada.
Fakat ama şimdi ben şeyi düşünüyorum Ayşem hocam, yani bu dövizin bu kadar Türk lirası karşısında değer kazandığı bir ortamda ne kadar da aracılar da girse da bu maliyetler ne kadar da şey olsa da o işte aracılar yüzdelik yaptığı için sıkıntı. Yani hayır, yani sonuçta bir ayda %40'tan bahsediyoruz. Yani Türk lirasının değer kaybı. Yani bu aracılar %40'tan fazla mı kazanacak bu dönemde de diye de düşünüyorum. Evet, bunun için tekrar bir çalışma yapmak lazım. Aynen. Yani son derece önemli. Çünkü Yeşilat tüzüğü çerçevesinde sizin sattığınız her ürün sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döviz olarak gelecek. Tabii katma değeri yaratacak. Tabii. Sonuç itibaren hem ülke ekonomisine katma değeri yaratacak, bir de istihdam yönü de var değil mi? Evet. Sizin orada istihdam ettiğiniz personel de var sonuçta. Evet, evet, evet. Bu da son derece. Bayan çalışanlarımız ve mantar kesiminde görev alan, bir de normal işleri yürüten erkek çalışanlarımız var. Yani bu yönünden baktığımda Yeşilat tüzüğü bu konuda ticaret odası da sanırım değil mi? Yeşilat'ı evet, ticaret onlar odası üzerinden ilgileniyor. Eğilmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle kesinlikle ülkede bir katma değeri yaratabilecek bir pozisyonda evet, mantar üretimi. Şu anki dövizin bu dönemde arttığı bir pozisyonda. Şu anki atmosfer zaten kesinlikle bunu tetikleyecektir yani. Şu anki bu döviz kurlarıyla üretim bedelleri arasındaki fark kesinlikle o dediğiniz gibi yeşil hattı tetikleyecektir. Yani daha çok ona bir eğilim olacak. Tabii bilirsin siyasi nedenler dolayısıyla güneyde de buna bir duruş var. Yani negatif bir duruş var maalesef, ama. Maalesef. Yine de bunun şartlarını zorlamak lazım. Yatırımcı açısından, yani sizler evet, açısından. Hem de ülkeye katma değeri yaratması açısından son derece önemli diye düşünüyorum. Evet, yani günün sonunda zaten çok makul bir fiyatla oraya giriş yapabilirsek eğer güneydeki pazara, günün sonunda o ön yargı ve şey bence kalmayacaktır. Ama zaten o makul bir şekilde giremezseniz zaten bir anlamı yok yani oradaki pazara girmenizin. Ama şu anki kurlarla bence bu tekrardan bir denenebilir yani, dediğim gibi araştırmam gerekiyor tekrardan bunu. Kesinlikle. Heh. Peki girişimci olarak siz şu anda döviz krizi yaşadığınızı söylüyorsunuz. Sizce devlet size nasıl bir yardımda bulunabilir? Veya bir sanayi bölgesindesiniz. O sanayi bölgesindeki sizce eksiklikler nelerdir? Yani sanayiye nasıl bir yardım yapılması gerekir? O bölgenin nedir zayıf yönleri? Sizin tehditleriniz nelerdir bir girişimci olarak? Yardım ya da destek konusunda mesela şöyle kısımlar var. Siz bir ürün getiriyorsunuz. Ya ürün dediğim ham madde getiriyorsunuz. Yani ben hani telefonu getirip telefon satmıyorum. Sonuçta bu telefonun içindeki bir çipi getiriyorsunuz ve burada siz telefon üretiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. İstiyorsunuz. Evet, Türkiye'den aldığımız ham madde ya da yurt dışından Fransa'dan aldığımız ham madde de aynı böyle yani. Burada onların her şeyi hepsini işleyip günün sonunda bir ürün çıkartıyorsunuz. Ve gümrükleme maliyetleri o kadar çok fazla ki, o kadar ağır geliyor ki bazen. Yani nedir maliyeti? Ya şöyle onda yani da yüzdesel olarak. Onda da şöyle bir handikap var. Fatura tutarınız üstünden ve sizin nakliyenizin nereden gerçekleştiğini şey yaparak hesaplanıyor. Fatura tutarınız üstünden size bir gümrük maliyeti çıkartılıyor. Yani bu gümrük maliyeti de yaklaşık şu an %30'a tekabül ediyor. %30'luk bir... Bu %30'un içinde navlun da var sanırım değil mi? Yoksa yalnızca gümrük... Bu gümrük de ödediğiniz para. %30. Evet. Yani çok ciddi bir rakam bu. Ve şey, bu şöyle bir durum oluyor günün sonunda. Siz bunu alıyorsunuz. Mesela şu an ben ham madde bazında zamla karşılaştım ya, doğal olarak benim fatura bedellerim artacak. Yani ülkeye soktum. Ben diyorum ki kardeşim diyorum benim işte faturam bu. Faturam mesela örnek diyelim 1000 TL ise şu an 3000 TL oldu. 3000 TL üstünden bana tekrardan gümrük maliyeti çıkartacaklar. Ve ben bu sefer gümrüğe de ekstradan zam yemiş olacağım yani. Hı hı. Mesela bu tür şeylerde hani devletin ya da mekanizmanın yardım edebileceği konularda gümrük gibi işte üreticiye bunlarda aslında yardım edilebilirse ya da teşvik verilebilse ya da üretim için getirilen ham madde bazındaki şeylere herhangi bir işte muafiyet verilse çok daha rahatlatabilir. Yani inanılmaz bir rahatlık olmayacaktır ama işte ise bir nebze
şey, hatta, nabzımızı şey yapacaktır yani, sakinleştirecek. Onunla aslında söylediğin, hatta yeşil hat tüzüğüyle biz güneye bunu ihraç edebilirsek, bu tür gümrük muafiyetleri de verilirse, senin rekabet edebilirliğin de artacak. Kesinlikle. Daha fazla satacaksın. Sonuçta daha fazla sattığında da ülkeye de katma değer etkisi çok daha fazla olacak diye de düşünüyorum. Evet. Bu her girişimci, her üreticinin aslında yaşamış olduğu sıkıntılardan biridir. Bütün üreticiler. Bununla ilgili yani bu sadece... Tarım Bakanlığı'na girişim yaptınız mı? Şöyle, tarım dairesinde bazı görüşmeler yaptım. Hani muafiyet alabilmemiz hakkında. Tarım Bakanlığı'yla görüşeceğim. Fakat ondan sonra ticaret odasıyla birkaç bir şey oldu. Aralarında şey yapamadılar. Hani ham madde mi değil mi? Hani işlenmiş malzeme mi falan. Ondan sonra kaldı. Zaten tohum direkt zaten ham madde. Tohumun hiçbir şekilde şeyi yok yani. Mesela kompost öyle de. Kompost hani işlenmiş bir ürün olduğu için hani şey diyebilir belki. Fakat tohum direkt tohum, bildiğiniz tohum yani. Tohumu ben burada alıp da tüccar gibi alıp satmıyorum yani. Tohumla hiç piyasada zaten kullanılacak bir ürün değil yani. Değil yani. Yani kime, kime satacağım mantar tohumu? Öyle bir sıkıntı var. Yani eğer o konuda yardım edilebilirse, destek verilebilirse, muafiyetler oluşturulabilirse inanılmaz şey yapar, rahatlatır. Bölge peki, açısından, sanayi bölgesi açısından üretime yani uygun mu şartlar? Yani onunla bir sıkıntı yok. Yani orası zaten biliyorsunuz Alayköy açık ova ve tam bir mantarın isteyeceği koşulları sağlayan yer. Yani bir mantarhane tesisi nerede kurulur bence deseniz, bence orada kurulmalı. Çünkü geceleri nemli, gündüzleri sıcak, fakat o sıcaklığa önleminizi alırsanız çok sizi zorlamıyor. Aradaki fark gecenin soğuk serinliği mesela sabaha çok uzuyor. Normalde mesela Girne 9'da ısınırken Alayköy 10-10.30 gibi ısınıyor. Bu da mantarcılar için, mantarcılık sektörü için çok iyi bir şey. Çok önemli. Şey olarak yani altyapı sorunu, yani üretim konusunda sıkıntılar var mı? Yok yani onlara herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şu an yeterli her şey orada. Peki şeyi sorayım. Şimdi biliyorsunuz pandemiyle birlikte turizm sektörü bir sekteye uğradı. Yani sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ülkeye turist akışı istenilen boyutta oluşmadı. Normal doluluk oranı geçmiş dönemlerde, yaz dönemlerinde %90'lara, %95'lere kadar %30 sınırında bandında kaldı. Bu mantar noktasında yani ben baktığımda bir üretici olarak sizleri de etkiledi mi? Yani sonuçta otellere de mantar ihtiyacı var. Evet. Yoksa oteller kendi yurt dışında mı çalışıyor? Yok. Yani. Şöyle biz o sistemi değiştirdik Levent Bey. Şöyle değiştirdik. Normalde biz kendi dağıtım ağımız üstünden dağıtım yapan bir firmaydık. Yani normal aracımız vardı. Kendimiz dağıtıyorduk. Fakat pandemi ile birlikte o dağıtım ağı tabii bizim en çok Horeca'ydı. Yani böyle restoranlara, otellere ve kafelere hitap ediyorduk. Daha çok market tarafına çok yani sayılı bir 5 market, 5-6 markete ürün sağlıyorduk. Pandemi ile birlikte tabii otellerde korkunç bir azalma olunca ve kapanınca günün sonunda market tamamen toptan şekilde satışa başladık. Kendi üretim ağımızı kapattık. Aracılar sayesinde ürünümüzü satmaya başlıyoruz. Yani 1,5-2 yıldır bu şekilde yapıyoruz. Tamamen toptan, yani hiç bir dağıtım ağımız yok şu an. Ama turizm sektörünün bu sekteye uğraması sizi daha başka bir yöne yönlendiriyor. Evet, yani çünkü mesela otellere verdiğimiz ürün düşünün ki bir anda kesildi. Yani bizim %80 restoran ve oteldi. Bir anda kesildi. %80'lik bir müşteri iç piyasaya döndüğünüz yani siz. Evet. Yani ama o iç piyasada da işte işleyişin nasıl olduğunu tam hakim değil. Ondan dolayı toptana yöneldik. Yani toptan satış yapıyoruz. Çünkü iç pazarda da o market sektörü apayrı bir iş yani. O marketlerle diyaloğun, ticaretin, o da apayrı bir iş. Ondan dolayı tamamen toptancılara yöneldik ve onlara ürün sağlıyoruz, tedarikleriz. Onlar marketlere veriyor. Evet. Ya da nereye ihtiyaç varsa. Haşim Hocam, programın sonuna geliyoruz. Son olarak neler
Yani bir üretici ve girişimci sonuçta 2018 yılında yeni bir kurulmuş girişimci yaşamış olduğu işte bu döviz kriziyle birlikte gerçekten sektörün tüm sektörler, üreticilerdeki tüm sektörler gibi Fresh Farm direktörü Kutay Bey'in dediği gibi inanılmaz derecede mantar ham maddesindeki oluşan o döviz girdiği maliyetleri tüm sektörü, üretici sektörünü de etkiledi. Bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki süreçte bu dövizin daha da oynaklığı devam ederse ki enerji maliyetleri de yüksek seyirde devam ederse ki önümüzdeki süreçte enerji maliyetlerinin artacağını gözlemleyebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bu üreticinin gidişatı ve piyasanın daha da pahalılaşması, hayat pahalılığının çok daha da katlanarak gelmesi anlamını taşır mı? Siz nasıl yorumlarsınız? Yani, teknik... Üretici tabii ki zor bir durumda. Yani döviz krizi var, maalesef. Pandemi krizi var, politika krizi var, siyaset krizi var. Yani çeşitli ve kolay değil yani bu ülkede üretici, evet. girişimci olabilmek ve ayakta durabilmek. Yani şu anda zaten dünyada bir kriz var. Fakat doğru politikalarla inşallah atlatacağız. Yani döviz krizi çok bilinmeyen, yani bilmeyen dediğimiz şu anda bir yükseliş trendi var. Belki yani doğru politikalara geçilirse sona, yani sona ermez de yani hafifleyebilir. Ama devletin doğru politikalarla girişimcilerin ve üreticinin yanında olmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üretim bir ülkenin refahı, ekonomik refahı için çok önemlidir. Üretebilen ülkeler ayakta dururlar ve üretebilen ülkeler ekonomik refaha, ekonomik üst düzeye ulaşabilirler. Yani üretim zaten ekonominin can damarıdır. Bunun da iyi yönetilmesi evet, gerekir. Kesinlikle. Tabii ki son derece önemli Ayşem Hocam'ın vurguladığı ama bir de bakıyoruz biz zaten pandemiyle bizim sektörümüz ülkedeki ekonomik çarklarını döndüren iki sektör vardı. Biri turizm, biri yüksek öğrenim. Bunların ikisi de insan odaklı. Evet. Yani insan yoksa bu iki sektör de sekteye uğrayan iki sektör ve bunlar ekonominin ana çarkları. Bütün diğer yan ikame eden tüm sektörleri besleyen ana iki unsur. Bunlar insan odaklı olduğu için insan da gelmediğinden dolayı pandemiden dolayı sekteye uğradık. Buna bir de döviz krizi vurunca çok daha sıkıntıya girdik. Üretim bu yönde baktığımda çok daha önemli olacak. Çünkü bizim baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı neredeyse %6-%7'lerde belki dolar bazında şimdi arttığından dolayı biraz yukarı tırmanışa geçmiş gibi bir görünüşe de %8'lerde yani 2020 verilerine baktığımda. Fakat bu çerçeveden irdelediğimde ben artık üretim noktasında burada hükümet edenler kim ise bu üreticilere daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ben bir Kakırca vatandaşı olarak. Çünkü her üretici burada bu toprağa tutunan, bu toprağı işleyen ve bu topraktaki ham maddeyle birlikte ülkeye katma değer sağlayacak. Ülkeye katma değerinle birlikte ki yeşil at denilen bir tüzük var. Belki de önü açılırsa bu üreticilerin Türkiye'yle de rekabet edebilir. Bir pozisyona gelecek ve ülkeye döviz girdisi sağlanabilecek. Bu da son derece önemli diye düşünüyorum. Hellim konusunda olduğu kadar bu gibi mantar ve mantara benzer niş ürünler bu ülkede bence artık desteklenmesi gereken bu pandemiyle birlikte yerli üretime çok daha fazla sarılmamız gerektiğinin bize işaret ediyor yaşadığımız bu kısa süredeki teşrübe diye de düşünüyorum. Evet. Son sözlerini alalım Kutay. Ya dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Bir üretim yani var olmanın temeli yani. Ürettiğin zaman varsınız. Yani bir üretici olarak ben ne isterim? Buyurun. Gerçekten böyle yarınlara umutla bakmak isterim. Kafamın daha rahat olmasına, her gün, her saniye elimde döviz kurları telefonda, ana ekranda açık. Aman Allah'ım dolar şöyle oldu, olmadı istemek istemem. Kaygısız üretmek isterim, korkusuzca üretmek isterim ve emin üretmek isterim. Ürettikçe büyümek isterim ve değere de değer katmak isterim. Yani bir üretici olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar yani. Son çok güzel özetlediniz aslında. Kaygısız ve
sabit, yani sonuçta geleceğini görebilen bu dolar kuruluyla sanırım hiçbir üretici, hatta bırakın üreticiyi, bu coğrafyada yaşayan hiçbir Kıbrıslı Türk gelecekle ilgili büyük bir kaygı içerisinde. Kesinlikle. Üzülerek söylüyorum bunu. Kesinlikle. Ama bu süreç geçecektir. Çünkü 2001 krizinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşadı. 1995-94 krizinde yaşadı. 1974'ü yaşadı. Tabii ki sıkıntılı bir süreçtir. Uzun vade alacaktır ama mutlaka geçecektir diye düşünüyorum. Seni ağırladığımız için son derece mutluyuz. Ben çok teşekkür ederim. İlk defa bir programda üreticinin ekonomiye katma değerini konuştuk. Böyle sağlık. Böyle bir dönemde yani bir üreticiyi ağırlayıp böyle güzel bir programa, böyle içerikli bir programa ve hani onun dertlerini dinleyip ona bir çözüm arayışında olmak, sesimize kulak vermeniz yani çok onur edici, çok sevindirici bir unsur. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum yani, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, bu akşam dediğim gibi ilk defa bir üreticiyi ağırladık. İşte bu yaşanan pandemi sonrasındaki katlanarak devam eden döviz krizinin yansımalarını üreticimizin ağzından, üreticimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirmeye çalıştık. Tüm üreticiler gibi mantar üreticisi olan Kutay Bey'in de yaşamış olduğu sıkıntılar var ham madde noktasında. Çünkü bizim gerçekten ülkemiz ithalat bağımlısı ve dövizle birebir ilişkili. Bu da bizim piyasamızı son derece olumsuz etkilemekte. Bunları dinledik Kutay Bey'den. Gönül ister ki önümüzdeki süreçlerde bu kara bulutlar, bilakis finans piyasasındaki kara bulutlar dağılsın ve Kutay arkadaşımın söylediği gibi geleceği daha umutla bakabilelim. Her gün döviz ne oldu, ne bitti kaygısı yaşamadan üretelim ve bu ülkede ürettiğimiz her bir ürünün katma değeri bu coğrafyada herkes pastadan payını alarak bu ülkenin geleceği oluşsun diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalınız. Haftaya yine buralarda Ekon Gündem programında farklı bir konukla ekonomiyi, kamu maliyesini ve dünyada gelişen finansal piyasayı irdelemeye çalışacağız. Şimdilik hoşça kalınız. Eko Gündem, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.